Az billahi min ash-shaytanu rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Ve ve selam Allah Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain ala Resulüne Muhammedin salavat. Bütün nurcuları, bütün Müslümanları kuşatan, kaplayan, alakadar eden, ilgilenicik bir mevzu, talebi ulum. Talebi ulum kime denilir? Ne özelliği var? Nasıl olur, nasıl vefat eder, ne ile muhatap olacak, ne onu bekliyor. Talebi ulum bir kere nedir lugat manası? İlim tahsil etmek, ilim yapmak. Yani Kur'an, İslam ilimleriyle meşgul olmak. Fen değil bu. Sonucu marifetullah olan. Yani din ilimleri, Kur'an ilimleriyle meşgul olmak. Olana talebi ulum unvanını alır. Şimdi seçiyorum. Bizde Seyda'la kabile meşhur bir veli yazım. Seyda şey demektir. Seyit, efendi, talebelerin hocalarına e, nispet ettiktir. Hürmet ifadesidir. Efendi demek, <laughs> hoca demek, şeyh demek. Bizde Seyda lakabıyla meşhur bir veli yazım. Veli bu. Doğuda talebe yetiştirmiş. Sekeratta Sekerat'tayken, Sekerat'a girmiş, vefat ediyor bu hoca talebe yetiştirmiş ya. Bak Allah ne yetkiyi veriyor. Abiler şunu dikkatiniz çekmek istiyorum. Veli azim, veli olan bu zat talebe yetiştirdiği içindir. Allah katındaki makamına bakın talebe yetiştirdiği içindir. Talebe nedir o zaman? Sekerattayken Allah'a diyor ki Ervah-ı Evliya'nın kabzına müekkel melek Meft gelmiş. Azrail aleyhisselam Peygamberlere gelir. Üç çeşit var ya burada Azrail aleyhisselam nasıl şey yapar. Peygamberlerin ruhunu onlar alır. Ama normal Müslümanların kafirlerin ise Azrail aleyhisselamın avaneleri alır. Onun memurları alır. Onun için paldır küldür diye herkesin ruhunu Azrail'e almaz. Ama temsilci olduğu için Azrail deniliyor. Mesela ilhamı da yapan Cebrail aleyhisselamdır. İlham eden, sunuat, tuluat, işarat, rumuzat, vahiy de getiren... Aza şeydir Cebrail Aleyhisselam getirir ötekisini atar kalbine. Böyle avaneleri var. Mesela Mikail Aleyhisselam bir temsilcidir. Bütün meleklerin o hadiseleri yapan, olayları yapan melek melekelerin mümessilidir. Şimdi Azrail Aleyhisselam şimdi adam şunu yakalamanızı istiyorum ya. Adam veli yazayım. Evliya. Vefat etmek üzereyken evliyaların ruhunu kabzeden Azrail aleyhisselamın avanesi geliyor. Kim bunun özelliği Azrail'in Evliya'yı. Evliya'nın ruhunu alacak. Hepsine farklı geliyor. Kafir ayrı geliyor. sıra kafiri çırağa geliyor herhalde. Nereden alacak kafasından mı? Kulağından mı? Ruhu nereden çıkartacak? Adam doğuruyor yani. Duman ediyor. Öğreniyor ya. Onu gönderdiler. Müslüman'a ise kılı yağdan çeker gibi usta. Çırak, kalfa, usta. Ustalar geliyor. Tık alıp götürüyor. Onun için Azail'in bir de çırağı var. ya. Yani. O da nereden alacak? Hiç eğitim almamış. Seninle deneyecek de baktı alttan alacak alamadı. Koltuktan al, alamadı. Şaka demiyorum ha. Duman ediyor. Hiç duymuş muydun? Ha, o Evliya bir bakmış ki evliyaların ruhunu alan müekkel gelmiş. Adam şu Allah Allah'ın yanında nazdarlığına bak. Gelmiş. Seyda Bağırarak demiş ki ya Rabbi ben talebe ulumu çok sevdiğim için ömrüm talebe ulum. Talebe yetiştirdim. talebe ulumun ilim tahsil yapan talebelerin kabze ı ervahına yani ruhunu kabzeden melek. Bak burada da söylüyor farklı. Kabz-ı ervahına müekkel, müekkel mahsus tayfi ruhumu kabzetsin. Görüyor musun farklı. Evliyanın ikisini kabzeden var. Hepsi aynı değil demek. Görüyor musun? Evliyanın ruhunu kabzeden gelmiş. Yarabbi. Ya Rabbi. E, ya sen seçme hakkın var mı ya? ya? Adama sormazlar mı? Yani azrail gelecek. Yok ben bunu istemiyorum. Ya ben bunu istemiyorum. Allah nazarında ne kadar değerli? Allah nasıl güzel bir Allah ya? Bu şeyi veriyor ya. Yani gel de bir şey yapma ya, sevme ya. Allah bu yetki veriyor ya. Çok tuhaf değil mi? İstemiyorum diyor. Tamam diyor Allah da. Ne istiyorsun? Ya tercih edebiliyor yani. Ya Rab ben ömrümü talebe yolum geçirdim. Talebe yetiştirdim. Ölüm talebesi yetiştirdim. Devam ben talebeyi çok seviyorum. Talebeyi ulumun ervahına, kabze ervahına, ruhunu alan mekeli, ona mahsus taife, ona mahsus Azrail Aleyhisselam taifesinden ruhumu kabz etsin. Onu istiyor. Evliyaların ruhunu alan değil, ilim tahsil eden talebelerin ruhunu alan gelsin. Onu istiyorum Allah'ım. Allah ne yapıyor? Dergah ile rica etmiş. Ve Cenab-ı Hak da kabul etmiş. Peki bu adam evliya. Şimdi bize gelse Zübeyir. Ruhumuzu kabzeden baktık evliyanın ruhunu olan yedi takla tarzda evliyanın ruhunu kabzeden gelmiş. Daha bir talepte olur musunuz Zübeyir? Ben zaten tanımıyorum ki hiçbirini. <laughs> Hangisi kim yani? Nereden anlayacağım? İşte ona bildiriliyor. <laughs> İlim ehli ya talep yetiştirdiğine göre ilim ehli. İlim ehli bilir. Biz cahiller bilmiyoruz. İlim ehli bilir. Bu kimdir, bu kimdir? Çalışıyor ya baksana. Talebi ulumun kab, kabz erbağına, Şimdi mesela biz Müslümanlar biliyoruz ki azaylar hepsine gelir, hepsini alır. Bazını duman eder, bazını böyle getirir. Ya hayır. Talebi ulumun kabz, kabz ervahına müekkel mahsus taife. Taife Rum'u kabzetsin diyor. Bunu değil de bunu istiyor. Ve kabul oluyor. Burada bir, Allah ilme ne kadar değer veriyor. Görüyor musun? Evliyadan üstü. Talebe yap, şey, ilim tahsil etmek. İlim, ustad diyor ki, e, Risale-i Nur talebesi talebi ulumdur. Niye? Her gün ne kadar diyor? Valla da 10 dakika ben söylüyorum da. Birkaç dakika diyor. Ama duymasınlar kimse. Birkaç dakika Risale-i Nur ile meşgul olsalar, Risale-i Nur talebeleri unvanına layık olurlar. Talebi unluğun unvanına. Şimdi okuyacağım zaten. <laughs> tamam. Bu çok antika değil mi? 300, 352 mektubat. Çok çok acayip. Evliya gelmiş, Ya istemiyorum demiş. Sonra ne olmuş? Yanında oturanlar bu vakaya şahit olmuşlar. Ona gitmiş. Alttakiler, altta da başka bir tane de var da. Bakayım oradaki Evet talebeleri. Keşfet kubur onlar. Talebeleri. Evet hocasının sekeratına şahit. Vay be. Başka bir tanesi yapmış. Bak aynı yer. Hatta memleketimizde gayet cesur bir adam sekera, sekerat vaktinde melekü mefti görmüş. Demiş beni yatak içine yakalıyorsun. Kalkmış atına binmiş. Kılıcını eline almış. Ona meydan okumuş. Merdanı at üstünde vefat etmiş. Bu da bir numune. Bak buna bak buna bak. Şimdi abiler hangi hangisini okuyacağımı bilmiyorum ama hepsini getirdim. Hepsinden okuyacağım. Emirdağ'dan başlayayım şuradan. Herhangi bir tercihim yok. Emirdağ 1, 191. Okuyorum abi. Risale, bak kalemle nurlara hizmet. Yazmak buralardan geliyor. Risale-i Nur yazıyoruz ya. Niye yazıyoruz doktor? Kalemle nurlara hizmet ve sonra sadakatle talebesi olmanın iki mühim neticesi vardır. Ayat-ı Kur'an'ın işaretiyle imanla kabre girmektir. İki, bütün şakirtlerin manevi kazançlarına nur dairesindeki şirketi maneviye sırrıyla umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır. Şimdi diyor ki hem bu talebesizlik zamanında ahır zaman fitnesi duman edilmiş, İslam'da şey yapılmış. Bu talebesizlik zamanında melaikelerin hürmetine dinliyor musunuz? Ne dedi biliyor musun? Ya din dediğinizi biliyorum da dikkat edin diye söyledim. Bak şimdi. Hayreti hayretim için söyledim. Melaikelerin hürmetine mazar olan talebe ulumu diniye sınıfına dahil ol, olup kimmiş o? Aşiyeymiş. Bazı eli keş, keşfin katı müşahadesiyle sabittir. Kendisi yani. Bak bu talebesizlik zamanında talebe olmak, birkaç dakika risale okumak, birkaç dakika dinlemek, birkaç dakika yazmak, melaikelerin hürmetine mazhar olan talebe-i ulumu sınıfına dahil olup, alim-i berzahta tali varsa, biraz meşgul olmuşsa, hem muvaffak olmuşsa, Havuz Ali ve meyvede bahsi geçen meşhur talebi gibi şuhada hayatını mazarı olmaktır. Şehit birkaç defa Risale-i Nur'la meşgul olduğunu mu? Talebi ulum. Talebi ulum başka bir yerde tarif ediyor. Risale-i Nur'la beş vakit namazını kılan, Risale-i Nur'u beş on dakika okuyan, namazı da kıl, kılıp arkasından tesbihatı yapan o kadar başka bir şey yok. O kadar zor değil. Onun için bu asırda cehenneme gitmek çok zordur. Nasıl zordur? Beş vakit namaz kılan, akabinde tesbihatı yapan, beş on dakika, birkaç dakika diyor da ben beş on dakika söylüyorum. Beş on dakika Risale okuyan, yedi kebayri terk eden talebi ulum olur. Talebi ulum da ahirette hesapta Allah adına, din adına olmayanı de, cehennemde yerini hazırlasın diyor. Metbatta bu ayet var. Onun için şu söylediğimi Risale'ye dayanarak söylüyorum. Yoksa ne tevazu yapılabilir, ne dinde olmayanı ortaya koyabilirsin, ne de var olanı çıkartabilirsin. Hulasa ediyor. Bak, beş vakit namazını kılan diyor. Akabinde tespihatı yapan yedi kebairi terk eden, Barla'da kebair ve 5 birkaç dakika Risale okuyan tesbih. Ee, ne olur? Talebi ulum olur. Talebi ulum ne demektir? Onu diyecektim. Sekerat'taki muamelesi, kabirdeki muamelesi, haşir meydandaki muamelesi. Kantar şöyle, doktor seni yapayım. Sebabın günah tartılacak. Bu asırda bir kişinin sevabının fazla olacağına e, şeyde söylüyor ki Kastamonu 148, 149 da mümkün değil. Öyle diyor. Yani ümitsizliğine mukabil ihtar edildi. Hatırladınız mı? Hı hı. Yani binlerce yerden tahaccüm eden günahlara karşı bir dille nasıl mukabil eder? Tahir'de kaldım. Ama Risale-i Nur talebeleri kabre imanla girecekler diyor. Hatırladınız mı? Hı hı. Hatırladınız değil mi? Hı hı. Ha 148 Kastamonu. Bak. Binler yerden gelen günahlara karşı bir dil ile nasıl mukabele eder, nasıl necat bulur, nasıl kabri imanla girer? Aman Risale-i Nur talebeleri imanla kabri gireceklerdi. Orada diyor ki bir dil ile kendi şansına istifade ediyor ama birkaç dakika Risale-i Nur'la meşgul oldukları için Risale-i Nur'un geçmişindeki talebelerin, gelecekteki talebelerin, andaki talebelerin bütün hasenatına, seyyatına değil ortak olduğu için. Nasıl olur ya böyle bir birkaç dakika böyle şey olur mu? Ee, Keban Barajı'ndaki elektriği sen kurabilir misin barajı? Kuramazsın, devlet kurar. Sen nasıl istifade ediyorsun? Basit bir tel atıyorsun. Öyle değil mi? Örneğine bak, ustad veriyor. Basit bir tel atmak, devleti kabul etmek, bu vergisini kabul etmek, ben faturayı vereceğim yani. Neyle alıyorsun? Tel atıyorsun. Sen o telle koca Keban Barajı'nı sen yapmışsın gibi sonucu alıyorsun. Aha. Bu, bununla oluyor mu? Oluyor. Sen kur o zaman barajı. Şahsı manevi de baraj gibidir. O tel de 5-10 dakika meşgul olmak gibidir. Rahmet-i ilahi böyle gözüküyor. Bire bir vermek, ikiye iki vermek bize aittir. Allah ise, Allah ise bire binler sonsuz veya hiç vermesin sonsuz verir. Biz yaratılmakta bir şey mi vermiştik? Yani böyle. Onun için talebi ulun şehit oluyor. Öyle mi? bir okuduk. Emirda 204. Allah'ın rahmetini bilmiyoruz da. Onun için itirazlar içimizde kıpırın. O itirazanlara diyorum ki olur mu ya diyorlar. Ne diyorum biliyor musun doktor? Talebi ulun böyle olacak. Veya bir tipliler var böyle. Diyorum doğru söylüyorsun. Olmayacak tabii. Ama söyledin. Kabul edenlere söylüyorum. İtiraz edenlere demiyorum ki. Mesela şefaat yok diyor adam. Doğru. Doğru söylüyor adam. Adama şefaat yok ki. Şefaat inanmıyor. Ona yok. İnanana var. Enna ne yaptı bir. Bana nasıl iman ederse ben ona öyleyim diyor. Adam diyor ki şefaat yok. Biz de zorla mı vereceğiz yani şefaat? Yok tabii. Sen ne yapacaksın şefatı? Git kendi başına. Ee, bana? yok diyor. Yoksa doğru söylüyorsun. Sana olmaz. Senin bir kafaya şefaat mı olur ya? Rahmet ilahi insan gibi düşünüyor. İkinci emirda 104. Her bir adam eğer hanesinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa. Zannediliyor ki talebi oğlum dershanede oluyor. Hayır ev. Her bir adam vakıf değil. Hanesinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa. Kendi hanesini bir küçük medresiye nüriye çevirsin. Eğer yoksa yalnız ise çok alakadar komşularından 3-4 zat billesin ve bu heyet bulundukları hani küçük bir medresi nüriye ittiaz etsin. Ne yapacak? Dakikasını söylüyor. Hiç olmasa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde 5-10 dakika dahi olsa Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar hakiki talebi ulumun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi he yani bütün hasenata dahil oluyorsun cemaatin İhlas risalesinde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar hakiki ilim talebeleri gibi onların maişetlerini temin hususunda dünyada da bak Geçimleri onların hususunda ilim talebeleri gibi onların maişetlerini temin hususundaki adi muameleleri de yani birkaç dakika risale meşgul oldu mu? Çay toplamaya gitti, üzüm toplamaya gitti, buğdaya gitti, inşaata çalıştı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Tuvalet de dahil. Adi muameleleri yani Adi sıradan tuvalet, temizlik yapmak, çaya gitmek, buğday, fındık toplamak, tarlaya gitmek. Ne yaparsan yap. Hepsi bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum. Hepsi ibadet hükmüne geçiyor. Maya, bir kaşık maya, koca bir tencereyi değiştirdiği gibi sütü. 231. Emir daha 22. Bismillahi subhanewesselam aleyküm ve rahmetullah ve berekatü beden daima okuyayım düz. Aziz Sıddık kardeşlerim evelen, ustadımız ustaadımız i beyratınızı tebrik ediyor hem de selam ve dua ediyor. Saniyen Diyar Bekir'den dün aldığımız mektupta ifade edildiğine göre Diyar Bekir havalisiyle beraber şarkta şimdi 200 kadar nur dersanesi açılmış. Allah Allah. Ayrıca Diyarbakır'da kadınlara mahsus 4-5 dershane-i varmış. İnşallah bu büyük hayrın alametidir. Ustadımız 10 sene evvel işaret ve büyük menfaatini beyan ettiği nur medreselerinin şimdi bu zamanda açılma işi tam tahakkuk safhasına girmiş bulunuyor. O zaman demişti, şimdi resmen din tedrisatı için hususi dershaneler açılmasına izin verilmesine binaen nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçük bir dershane-i nuri açmak lazımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. İman hakikatlarının izah olduğu için dinlerken yazarken hem ilim hem marifetullah hem huzur hem ibadettir. Risale-i Nur yazmak, okumak, dinlemek ibadettir. Kur'an'ın tefsiri olduğu için. Ee, eski medreselerde 5-10 seneye mukabil, inşallah nur dershaneleri 5-10 haftada aynı neticeyi temin edecek ve 20 senedir de 20 senedir ediyor. Ustadımız Barla'daki 9 senelik ikametgahı olan ve Risale-i Nur'un birinci dershanesi hem 6 vilayet genişliğindeki ...Medreset-ü Zehra'nın çekirdeği bulunan... ...hannesini, Barla'yı... ...Medrese-i Nuriye olarak... ...Risali Nur'a vakfetmişti. Demek ki evini vakfetmek. Şimdi onu... ...onu mutakip... ...hem İsparta ve... ...civarı kazaları... ...ve bazı köylerinde... ...hem diğer bekir ve Şark'ta... ...Nur dershaneleri açılmaktadır. Okumak istediğim yere geldim. Bu surette o dershanelerde... ...Nurların okunması ve nurlarla meşguliyete devam edenlere ve ders alanlara dinleyenlere yani talibi ulum şerefini kazandırmaktadır. Talibi ulum olunca ne oluyor? Talibi ulum ise adi yani sıradan gündelik hayat, temizlik, yemek yapmak, çamaşır çıkarmak, giymek yani ne varsa haram olmayan her şey. Tuvalet haram değil. O da dahil talebe ulum ise adi harekatı hatta uykusu dahi ibadet hükmüne geçtiğini bazı büyük müştehitler beyan etmişler. Ya şimdi bunu koyduk. Kastamonu 201. Hepsini okuyacağız inşallah. Ondan sonra keseceğim. Başka şansı yok ki. Okuduktan sonra tabii geçeceğiz. Bir de bazen insan abi böyle kitap okumayı ibadetten görüyor da hizmetin mesela bulaşığını yıkamak. Zannediyor Angarya. Öyle geçiyor. Evde de öyle. Mesela adam namaz kıldıktan sonra birkaç dakika evde hanım, çocuk işte şu bu dinlese, yasa okusa. Üç taneden bir tanesini yapsa. Dinlese, okusa, yazsa. Haram olmayan her şey ibadet. Haram olmayan bir şeyi. Ne yaparsa. Temizlik yaptı, yemek yaptı, çamaşır yaptı, banyo yaptı, tuvalete gitti. Ne bileyim. Çocuk baktı. Çocuğun altını değiştirdi. Hep ibadet. Etti. Allah ne kadar merhametli ya. Vay. araba sürdü. Buğday ekti. Karpuz aldı. Samsun'dan çıkarttı. Ekti, çıkarttı. Çay topladı. Fındık indirdi. Buğday şey yaptı falan. Domatesleri şey yaptı. Ohu. Okuyorum. <laughs> İmam-ı Şafi radıyallahu anh rivayet İmam-ı Şafi, Şafi'den anh, rivayet var ki Halis talebi ulumun rızkına ben kefalet edebilirim demiş. Rızkına ben kefilim demiş İmam Şafii. Çünkü talebi ulum kim? ilimle meşgul olanlara hakikaten Allah bir vesile yaratıyor. O kadar kolay ki hiç anlaşılmayacak. Onlar nasıl oluyor? Oluyor işte. Rızkını veriyor. Ya seni bana yapıyor, ya beni yapıyor, ya onu yapıyor. Bir şey yapıyor işte. Çünkü rızıklarında vusat, Rızıklarında çok genişlik. Nereden gelecek belli değil. Bir adam değil. Bir adam gözükebilir, tarla gibi ama farklı yerlerden o kanalla gelir diyor. Bak, rızıklarında vusat, bereket olur. Hem geniş sağ olur, hem de rızıklarında bereket olur, bitmez yani. Adam çok kazanır bereketini bulamaz. Madem hakikat budur ve madem halis talebi ulum unvanına risalenir şakirtleri bu zamanda tam liyakat göstermişler. Elbette şimdiki açlık ve kahta mukabil Risale-i Nur hizmetini bırakmak ve zavuret maişetiyle özrüyle maişet peşinde koşmak yerine en iyi çare şükür ve kanaat ve Risale-i Nur talebeliğine tam sarılmaktır. Bununla alakalı bu bir şey anlatabilir miyim? Bir arkadaşımla medreseden çıktık Samsun'da. O da İstanbul'a hizmete gelecek kısa bir sonra geri dönecek. Parası da çok az. Daha sonra ama ayakkabı da alması lazım. Ee, i̇şini gördükten sonra ayakkabı almaya gidecek. İşini görüyor, çıktıktan sonra diyor ki, ya diyor İstanbul'a hizmete gideceğiz diyor. Ondan sonra bu para orada lazım olur. Ondan sonra ben ayakkabıyı almıyorum diyor. Aynı dediği tam dakikada dedesi arıyor, hiç haberi yok. Diyor ki dedesi, gel diyor işte şu, gel sana diyor ayakkabı alalım diyor. Ondan sonra ama dedesinin hiç haberi yok mesela ayakkabı almasından tam aynı vakitte o hissiyata girdiği anda. Dedesi arıyor diyor ki Oraya, gel de. ayakkabı alayım sana diye mesela. Çok açık beni çok etkilemişti mesela. Evet, çok antikam yani o kadar yaşamışım ki o kadar yani adedi belli değil. Allah'ın ben bende e, ikramı o kadar var o kadar var ki çok şükür. Yani o kadar çok şükür. Şükür hep beni şükre itmiştir. Şükürden acısım ya görüyorsunuz da. Hiç. Bak şimdi 255 Kastamonu. Ha iki defa şey yapmış. Bakayım 201 iki defa diyor. Niye ben bir tane okudum? Hmm. Ha yukarı okumadım. Aziz Sıdık kardeşlerim 201'deyim. Ben, kat, ben pek katı bir surette ve bine yakın tecrübelerim neticesinde katı kanaatım gelmiş ve ekser günlerde hissediyorum ki Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum günde. Kim Risale-i Nur'la o gün meşgulsa yani evde dert var, sıkıntı var. Bak meşgul ol, bir şey okunsun. Bak ev nasıl huzura doluyor. Diyor ki kendisi Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum günde o hizmetin derecesine göre bir kalbimde, iki bedenimde, üç dimağımda, kafa düşüncemde dört maişetimde bir inkışaf, bir imbisat, bir ferahlık, bir bereket görüyorum. Hem oradayken hem burada çoğu kardeşlerimden aynı haleti hissettim ve diyorum. Ve çokları itiraf ediyorlar ki işte Senettin diyor ki biz de hissediyoruz derler. Benim hayatım komple böyle zaten. İkramlarla dolu da yani ancak ben hep şükretmeye itmiş bu. Hatta size geçen sene yazdığım gibi benim pek az gıda ile yaşadığımın sırrı o bereket <laughs> ya. Allah <laughs> Bazı şeyler hatırıma geliyor da. <laughs> Olmayacak şeyler. Bir... Olamaz yani. Olamaz. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> <laughs> Olamaz yani. Sebep mebep hiçbir şey yok. Çok ya çok sağ ol. Hiç, hiç. Sebepsiz de. Ya. Allah Allah. 255. 3 defa geçmiş. Oy. oy. E, Diyor ki. Sizi her... Sizin her bir dirhemi yüz dirhem şuheda kanı kadar kıymetdar siyah nuru. Yazıyoruz ya abiler. Yazıyorsunuz ya. Sizin risale yazarken her bir dirhemi miligramı yüz dirhem şuheda kanı şehitleri kanı gibi. Hmm. Peygamberimizin hadisi, şadisi var ya. Yani ulema ümmeti kembiye beni İsrail. Ulem, ümmetimin uleması yani insanları inşaat edeni, yol gösterenleri Beni İsrail peygamberleri gibidir. Onların mürekkebi şu kanı gibidir. Kandan daha değerli. Çünkü şehidi o yetiştiriyor. Alim yetiştirdiği için. Alim şehidi yetiştirdiği için ona o sebep olduğundan onun şehitliği de alime veriliyor. Diyor. Diyor ki sizin her bir direm yazıyorsun ya abiler. Yüz direm şu kanı kadar kıymetli siyah nuru akıtan mübarek kalemlerinizin bu defaki kutsi hediyelerin her bir harfine mukabil yazıyoruz ya. Cenab-ı Erhamur Rahim'in sizlere bin rahmet eylesin amin. Niçin? Niçin emin etti bu zamanda? Bu gaflet ve sıkıntılı. Hakikaten sıkıntılı ve usanç. Alıyor alıyor bir hafta gidiyor sonra bırakıyor. Bu gaflet ve sıkıntılı ve usançlı mevsimde ve dünya meşgaleleri için herkes dünya diyor. Niye çalışmıyorsun diyor. çalışıyorum. E, ne kitap okuyorsun yazı çiziyorsun. O, bundan daha büyük çalışma var mı ya? Ustada mahkemede demişler. Bizim memlekette değilsiz adamı sevmezlerdi. Benden daha büyük iş yapan var mı diyor hakime. Ne yapıyorsun diyor. Dünyadan ahirete göç edenlere diyor iman vesikası pasaportunu veriyoruz dedi. Pasaporta çalışıyoruz demiş. Hatırada <laughs> da var, Risale'de de var. Şu halarda şöyle geçiyor. İman hizmeti gibi bir meşgaleyi görmemesi diyor. Gayrimüteşe de dedi ki bir pasaport dairesinde çalışıyoruz dedi. Kaç tane insan yani bir vakıf misal vereyim ben ifade etmek için başka şey. Yok. Kaç tane insan bu insanlara, bu topluma benden faydalı olabiliyor. Psikoloji noktasında, İslamiyet noktasında vesaire noktasında. Siz nasıl dersin ya? Benden başka fazla çalışamam. Kaç defa atlet değiştirdim ben bugün. Ya. E şimdi diyor ki doktordur, şeydir, mühendistir. E sen doktorsun. E ben de uçakçıydım. Ayrıldım yani ha. Böyle iddia değil. Yeşilköy'den ayrılmıştım yani. O bilmem neydi. Ee, ya ne yapıyorsun ya dedi. Seni bunun için mi kuttuk dedi okulun şey bizim şefi. Lan seni ne iş yapıyorsun dedi. Diyemiyorsun ki dershanede. E kitap işte. Lan sen deli misin ya dedi. Ben sınıfın birkaç kişinin içindeydim yani. Okulda e, 300 kişiden 40 kişi tek seçmişler. Onun içindeydim. Yani kimyada birinciydim. Matematikte 3 dördüncüydim. Yani şeydim yani. Kimyada hoca beni imtihanı almazdı. Kağıdı al çık. Çok iyiydim yani. çok şükür. Şey için söylüyorum. E elimi ayağımız mı tutmuyor ya? Bundan daha büyük. Ne diyeyim ya kitap hocam işte. Lan sen deli misin ya dedi. Senin bunun için mi okuttuk kitapçıyı işi dedi ya. Çabuk geç Türk Hava. E Yeşilköy e geç çabuk. Hoca. Hoca İbrahim Hoca. Ya. E şimdi bu kadar büyük ciddi işe işsiz diyor. Biz diyor pasaport dairesinde dar, dar, dünyadan dar ukbaya ahirete iman vesikasını pasaport veren dairede memuruz diyor usta. İman vesikasını veriyoruz. Dünyada ne yapıyoruz? Cayır cayır insanları yanıyor ya. Kafaları yanıyor, kapları yanıyor. İmanlar tutuşmuş, psikoloji çok çökmüş. Duman olmuş aileler, kafalar her taraf. Her taraf yanıp yanıyor. E biz bunlara itfaiyecilik yapıyoruz. Mazımı yetiştiriyoruz. Yangını söndürmeye çalışıyoruz. Ne kadar yapabilirsin? Ben ilgilendirmez. Ben bu yolda olurum. Karınca misali. İbrahim'in ateşini söndürmeye gidiyor. Sen nereye gidiyorsun demişler karıncaya. Ya ben safım belli olsun diye yapıyorum. Elbette ki benim ağzımdaki suyla İbrahim'in ateşi sönmez. Ama onun yanında olduğumu göstermek istiyorum dedi. Rahmet ilahi gösteriyor. Diyor ki bu gaflet ve sıkıntılı bak. Gaflet, sıkıntılı, usançlı hepsinde. Dünya meşgalleleri içinde bu fedakarane gayretiniz ve sayınız hakikaten bir inayeti hassadır. Bundan daha büyük Allah'ın insanı olur mu? Dedin ya Aşe. Lan ben bu hayatta işte bekledim biraz. En büyük insan hayatımda ya dünya bana güldü. Tamam. Babam tarafım benim zengin idi. Ha ondan dolayı ben dersen dinin ne şey yapıyoruz? Bir şey anlatmak için söylüyorum. Yani ben şey yapıyorum. Veriyorum. Eee Babam tarafım zengin. Ben de zaten havayolları kendileri koydu. Girmişim. E, peki burada ne işim var? İnayet yasadır. Olamaz ki yani. Nasıl oldu? Ben de bilmiyorum. Bundan daha büyük inayet. Bundan daha büyük keramet. Bundan daha kerem, insan, lutfun, Daha ne olur yani? Allah dedi ki beni sana anlatacaksın. Ha? Ondan daha bir şey olur mu? Allah dedi ki beni doktor, Süleyman. insanlara acilde şunu takmin dil. Beni anlat sen. Sen gel buraya. O tıp ne olacak? Onu kullan. Onu da vasıta yap bu manaya. Ben nasıl ki e, ilmi şeyleri, uçağı şeyleri, misaller veriyorum. Sen de tıpta vereceksin. Sen dedi ki sen beni anlat. İnsanların imanını kurtalmasını hizmet et. Gel bu tarafa. Bundan daha insan olur mu? Bak gaflet, sıkıntılı, usançlı mevsimde, dünya meşgalleleri içinde. Adam en ufak şey için dinin namusunu terk ediyor ya. Yani Para için, maaş için hayasını, şeyini, de namazını terk edebiliyor. Ama sen de bir çırpıda bırakabiliyorsun. Bundan daha büyük inayeti hassa olur mu? Has bir inayet, has bir yardım yani. Genel değil. Bir kerameti nuriyedir bu. Nura çalışabilmek. Bunu pek dile getirmek istemiyorum. Sır bozulmasın. Ciddi diyorum. Bir delikanlı, bir hanım, bir kız, bir insan bu kadar meşgaleler içinde gaflet, sıkıntılı, usançlı mevsimde herkes dünyaya talipken ya dur hele ya. Dur hele ya. Şuradan ben bir şey okuyayım. Asa entekro şeyin ve huve hayrun lekum. Allah Allah. Mesela nedir? Hoşunuza gitme gitmediği usanç hakkında hayli olan yani mesela siz bir şey şer dersiniz ama bilmezsiniz ki sizin aklınızda haylıdır. Ya yani Allah sana 5-10 dakika iş yerinde açtırdı. Evde açtırdı oku. Bu neymiş? İnayet hassaymış. Sonra bir kerameti nuriyedir. Cenab-ı sizlerden ebeden razı olsun. Amin. Elmas kalemlerini, kalemle meşgul olmak, bize yardım için 21 Abdurrahman ve Abdülmecitlerin bu kadar çabuk nusaları yetiştirmeleri ve kabri pür nur olan Mehmet Zühtü'nün onu okuyacaktım ama soraya kaldı. Risale-i Nur'la meşgul olduğu için kutuplar gibi muamele görmüş diyor ustad. Bir tane şey nakledeyim. Ali Hoca vardı Ali Sert Kırıkan'da. Orta Doğu'da e, şehit ettiler bu Suriye Savaşı'nda. E, neydi o? E, he? Yok yok yok. Orta Doğu'nun en büyük alimi. Ha ha El Buti. El Buti. El -buti. Ramazan El Buti. Mekanları cennet olsun. Ben ondan Birkaç ders dinledim. Suriye'de ben gittim kaldım. Dershanede gelip ders yapardı. O, değil mi? Yok bomba koydu. Bomba. Bombayla uçurdular onu. Ondan sonra gelen Ali Sert hocaydı Kırıkan'da. Vefat etti. Onun vakıfı dedi ki Ali hocaya Ali Hoca, Cemil diye. O da rahmetli oldu şimdi o vakıf. Dedi ki hocam dedi sana dedi nasıl muamele ettiler? Hep dershanede ismi ders yapardı. Evliydi. Evliydi. Çoluk. Talebe yetiştirir diyor. hafız yetiştirir diyor. nur talebeleri yetiştirir diyor, hafızlar yetiştirir diyor, koşturur diyor yani. Talebe yetiştirir diyor. Ondan sonra Cemil demiş, nur talebelerine burada sahabeler gibi muamele ediyorlar dedi. Sahabeler gibi. E burada da söylüyor bak. Bak şimdi. E Mehmet, e, ha orada görecek. Mehmet Sütü. Ha orada. Kutuplar gibi muamele görmüş. Çünkü hizmetin başındaydı. Kim? Mehmet Sühtü'nün Berzah'ta dahi kalemini bizim hesabımıza istimal etmesi hükmünde. Yani orada da çalışıyormuş. Burada kaldın mı? Ne, ne yapıyordun? Çalışıyordun değil mi? Vefat etsen kıyamete kadar. Çünkü ölmek kıyamet kopmak değil. Ne zaman hasenat seyyat biter? Kıyamet kopunca. Kıyamet kopana kadar kabirdekiler kaldıklarını yapıyorlar ne ilim bir şey yaptı? Mehmet Sühtü kalemini bizim hesabımıza kabirde, berzahta da istimal etmesi hükmünde. İstimal ediyor hala. Kullanıyor. Onun metruka, metrukatından yani o yazdıkları nusalardan kalan gönderilmesi bizi derinden derine sururla şükre sevk etti. Eski talebeliğim zamanında mefsuk zatlardan yani vesikalı şahsiyetli zatlardan onlar da mühim imamlardan naklederek işittim ki şimdi ustad o ulemalarından işitti kendisi de onaylıyor ve diyor ki ciddi muştak halis talebi ulum tahsilde iken vefat ettikleri zaman talebi ulum vakıf şart değil ha, vakıf olmaz değil Kadındır, kızdır, evlidir, bekardır, doğlandır, de delikanlıdır, fabrikadadır, siyasetin başındadır, vakıftır vesaire. Yeter ki namazı kılsın. Akabinde tespihatı yapsın. Birkaç dakika Risale-i Nur'la meşgul olsun. Yedi kebair işlemesin. Talebi ulumdur. Talebi ulum da haram işlemediği her şeyi ibadet olduğu gibi e vefat ettikleri zamanda Berzahta aynı tahsil misali ve bir medreseyi manevide bulunuyor gibi o aleme muafık bir vaziyet ihsan ediliyor diye o zaman talebe-i ulum içinde çok defa medar bas oluyordu. Şimdi bu vakitte talebe-i ulumun en halisleri Risale-i Nur talebeleri olduğundan elbette merhum Mehmet Sühtü Asım ve lütfu gibi zatların vazifeleri devam ediyor vefat etmiş onlar. Defteri amellerine hasenat yazmak için manevi kalemler inşallah işliyor. Yani vefat etse nur talebesi günah cihetiyle vefat ediyor. Sebap cihetiyle de devam ediyor. Kıyamete kadar kaldığı yerden devam ediyor. İşte neyle ile meşgulsan o devam ediyor. Şerle meşgulsan şerle devam ediyor. Şimdi mesela vefat ettik. Bir nur talebesi inşaatta çalışıyordu. Namaz kıldı. Yedi kebari terk ediyor. Birkaç dakika her gün Risale meşgul oluyordu. Bütün o sanki hayatı devam ediyormuş gibi kıyamete kadar hasenat, seyyat devam ediyor. Nur talebeleri diyor günah cihetiyle öldü, sevap cihetiyle devam ediyor diyor. Yakın bir zamanda e, bir vakıf vardı vefat etmişti. Ha şey. Ömer abi. E, şeyde Beykoz'da. Evet. Tanıyorum. Ya bu kadar da olmaz ki. Allah'ın verdiği cevaba bak. Yani biz bir şey yaparız da. Allah ne der ya? Şimdi adam vakıf. Kaç yaşındaydı ya? Ee, 50 yoktu. Zannediyorum. 50 yoktu. Beykoz'da vakıftı dershanede. Yatsı namazında bir de imam. Bir de ikinci rekat. Onu anlattım. İkinci rekat. rekat ne demektir? Birinci rekatta vefat etse, iki de etse ne olur? Üçte etse ne olur? Dört tane uzun olur şimdi. Onu rekatlama rekatları diye nur dersinde var ya. Şimdi hem yatsı hem namazda hem de imamsın. İmamken gidiyor, telis oluyor. Burada ne anlayacağız? Allah'ın verdiği cevabı bakıyor musunuz? Nasıl gittiğini, Allah'ın onu nasıl onaylamış. Boy. Şimdi son kitaptan okuyorum. Ha bir de Barla var. Peki ya biz bir iki dakika dedi ya Zübeyir Nöbetçi miydi? Ha o ok, dinleseydi keşke. Yani biz diyoruz ya 5-10 dakika burada dedi. Bak Barla'da ne diyor. Allah aşkına. Bu da hadis. Hadis ha. 260. Öyle fazla zeki değilim ben. Çalışarak geldim. Tamam. O ne, neler, neler biliyor bu sayfaları yok. Ha burada. Bir şey bildiğim yok. Yalnız naklediyor. Okuyorum abi. Ee, hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Ey evde ders yapanlar, ders dinleyenler, yazıp çizenler, okuyanlar. Yani 5-10 dakika Risale okuyanlar, yanında kimse yok zannedenler. Sen o ders okurken sessiz dahi olsan, o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. E kim var? Cenab-ı Hakk'ın zişur çok mahlukatı vardır ki, hakaik imaniyenin istimandan, yani o iman hakikatlarını duymalarından çok zevk alırlar. Niye? Niye? Çünkü bazı melaikeler var. 29. sözden söylüyorum. Nurdan, nardan, zulmetten, rayyadan, manadan, kelamdan, suretten Allah ruhani yaratıyor. Şerse ervah habise, iyi ise ervah haliye yaratıyor. Onun için mesela şu anda konuşuyoruz. Her kelama belli değil. Nihayetsiz melaike yaratıldığı gibi ervahlar yaratılıyor. Ruhaniler, ervah haliyeler bir de melekler yaratılıyor. Diyor ki bu melekler, yaratılan melekler var ya şu anda nihayetsiz. Onların kalbi ve aklı gıdaları var. Bizim mide var ya. Mide. Mide ekmek istediği gibi onların gıdaları da manaymış. Mana. Yani güzel sözlermiş, güzel davranışlarmış. İşte onlar nerede mana ifade ediliyor? Nerede Kur'an okunuyor? Nerede namaz kılınıyor? Nerede kitap okunuyor? Nerede şey yapılıyor? Nerede hayır yapılıyor? Hemen uçuşuyorlar. Onları dinlemek onların istimandan çok zevk alıyorlarmış. Hücum ediyorlarmış. Yani zannetme ki ben odada, evde, şurada, burada 5-10 dakika Risale-i Nur kim okuyorsa. Evli, baklı, çoluk, çocuk, bekar, evli fark etmez. Mühendis, çalışan, işçi, şey. Cenab-ı Hakk'ın zişur çok mahlukatı vardır ki hakaik imaniyenin, imani mevzuların ifadelenişinde çok zevk alırlar işitilmesinde. Sizin o kısım arkadaşınız ve müstemmileriniz çoktur diyor Hulusi abiye. Senin otur, seni dinleyenler çoktur diyor. Niye? Hem mütefekkirane, yani ders ama eğer biraz da kaliteli bir derse, eğer tefekkürle alakalı bir derse, o çeşit sohbet imaniye, yani imaniye ile sen tefekkür etmen değil, tefekkürü ifade eden kelamlar yani risale bu. Okusan tefekkürdür. Sen etsen demiyorum. E demiyor yani. Tefekkür imani ile alakalı olan yani mana mertebeleri varsa melekler o cinsten o çeşit sohbet imani zemin yüzünün bir nevi zineti medali şerefi olduğunu işaret emiri demiş. Farsça, Arapça değil. Yani semavat yukarıdaki müekeller semavat zemine gıpta eder ki yukarıdakiler yerdekilerine yani ah gıpta yani. Ah eder ki niye? Zeminde, yeryüzünde, yerdeki yukarıki melekler artık aşağıdaki melekleri gıpta ediyorlar ki yeryüzünde e halisen lillah Allah için sohbet var üzerinizde, zikir var, tefekkür için bir iki adam, bak bir iki adam, bir iki nefes, burada da dedi ki kimse olmasa da önemli değil dedi. Burada bir iki adam, 1 iki nefes 1 iki dakika dakika bile değil Yani 1 iki dakika beraber otururlar canlı yayında dahil buna ha. beraber konuşuyoruz işte Oraya een ne diyorsun canlı yayında birkaç dakika yani 1 iki dakika doktor beraber otururlar e ee, kendi Sani Zülcelal'inin çok güzel asarı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eseri sanatını, birbirine göstererek sanilerini sanatkarımızı, ustamızı sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. Onun için sema melekleri, yerdeki melekleri gıpta ediyor. Bak senin üzerine böyle adamlar var. Onun için vefat ettikleri zaman lemalarda geçiyor. Bir alim, kainat ala kadar olan ulema alim alem gibidir der peygamber. Vefat ettiği zaman semalar fırtına olur. Kum, şey, ustad vefat edince gökten şey yazdı. Çamur yağdı. Ustadın vefat tarihine girin. Cumhuriyet gazetesi bile yazmış. Ya diyor tenkit ediyor. Bunun vefatıyla diyor gökten çamur yağıyor diyor ya. Yazmış yani o tarihte geziyor. kayıtlarda var ya. Yani. Ağlar, fırtına olur, hava kışa apar vesaire. Şimdi bunu da okuduk. Şimdi şuaları okuyorum. En zor yerler. Şualarda kaç yer var? 3, 6 e, tane, 7 tane, 8 tane yer var. Oho. Değil mi? O zaman kısak yapayım. Tamam. 275. ha? Tamam. 275. O zaman ortasından alayım. Okuyacaktım bunu. Ortadan alayım. Şuradan alayım. Nur şakirtlerinin... Çok emareler ve tecrübelerin 275'ten okuyor. Nur şakirtlerinin çok emarelerin ve tecrübelerin ve kanaatlarının teslimiyle o korkunç kabir için söylüyor. Karanlık, soğuk ve dar kabri. Ehli iman için cennet çukurundan bir çukur, cennet bahçesinden cennet bahçesinin bir kapısı olduğunu ispat eden ve kafir ve münafık zındıklar için cehennem çukurundan yılan ve akreplerle dolu bir çukur olduğunu ispat eden ve oraya gelecek olan münker nekir ismindeki melaikeleri ehli hak ve hakikat yolunda gidenler için birer münis arkadaş yapan nükermek'in arkadaşmış. Talebelere yani 5-10 dakika meşgul birkaç dakika meşgul olduğu için Risale-i Nur'un şakirtleri ise yani geneldir. Kim tarikatı olur, Süleymancı olur, Mahmud Efendi olur. Yani ilimle kim meşgul olursa Nüker Mekir ona arkadaş gibi olur. Risale-i Nur şakirtlerini talebi ulum sınıfına dahil edip Nüker ve Mekir suallerine Risale-i Nur ile cevap verdiklerinin Mehrum Karaman Şehit Hafız Ali'nin vefatı ile keşfeden devam ediyor. Tamam. Şimdi başka bir yer okuyorum. 314. Başka Allah Müslümanı bırakır mı ya? Sen senin yolunda açtığın davada çok istediğin bir yolda gitseler sevilmez misin? Niye seviliyorsun İslam'ı, dava adamını gördüğün zaman? Allah sevindiği için seni de sevindiriyor. O tabi edeni ne kadar seviniyor Cenab-ı değil mi? Hatırladınız mı? Peygamber zadisi hadisi şöyle geçiyor. Çölde diyor, çöl biliyorsunuz haftalarca sürer. Adam bütün ticaret için develere yüklemiş. Bir deveyi de kendisi bilmiş. Peygamber hadisin, bil söylüyorum. Suyu, erzakı, yani yiyeceği suyu vesairesi bir devede. Bütün o ticaret malları bir deve, diğer develerde bir sürü. Yorulmuş, mola vermiş. Develeri develeri bağlamış birbirlerine. Hareket etmesinler diye. Suyu neredeymiş? Devede. Yiyeceği içeceği devede. Gitti bir tane yastık gibi bir şey almış örtü. Develeri de bağlayınca bağlamış. Oturmuşlar develer tamam. Bu da yatmış. O kadar sıcak o kadar yorgunmuş ki. Üstünü dörtmüş. Bir kalkmış ki develer yok. Çölde. Çölde malın gittiğine mi üzülsün? Yoksa yaşama şansın yok. Yön ne taraf? develer buluyordu onu yolları. Bütün mallar gitti. Su gitti. Azık gitti. Her şey gitti. Ve çölde öleceksin ya. Yani. Su yok. Nereye koşacaksın? Birkaç saat, birkaç gün sonra öleceksin zaten. Gün bile dayanamazsın. Bir fırtına çıktı tamam bitti. Sen o develerin burada bu, bu, kaşlarındaki kıllarla, burundaki kıllardan korunuyor. Ve deve bir kere geçti mi daha hiç unutmuyor. Hafızası çok kuvvetli. Ne kadar kum kaldırsa da indirse de dağ yapsa çukur yapsa da yolu biliyor. Şimdi her şeyin üzerinde. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki artık mal değil. Adam ölüm kalım savaşı veriyor. O tarafa koşuyor deve yok. Bu tarafa koşuyor deve yok. Bu tarafa koşuyor deve yok. Koştu koştu diyor artık bitap ümidi kesildi. Susuzluk, açlık, güçsüzlükten diyor düşüyor ve ümidi tam kesilmiş yatmış. Böyle ölüyor ya. Sonra bir ses duysa. Gözünü zor şer açsa. Baksa ki bütün develeri yanında. Ne kadar sevinir? Allah Resulü diyor ki işte bunu sevindinden daha fazla Cenab-ı Hak günahkar bir kulun tövbe etmesinden Allah bundan daha çok sevinirmiş. O zaman Bismillahirrahmanirrahim. Ve tuvaleyne ya tevabu ya ki mutavbeten nesua liyakum minellezine faalu feyşeten evzelam anfusakum zekerullah fe estağfiru li zunubim ve miyavferu zunube illallah estağfurullah el azim el kerim el lezi la ilahe illahu el hayyul kayyum ve etubiley subhanehu amin. Bak ha, ben dersi bitirmedim de. 314. Keseyim mi? Yok, yok. <laughs> Kardeşlerim, bunun gibi teselliye dair evvelce yazılan küçük mektuplar ara sıra okunsa, meyveni unutursan düz okuyayım. Meyveni unutursan ahirleri beraber mutala edilse ve hatıra gelen Risale-i Nur'un meseleleri muzakere olsa inşallah talebi ulumun şerefini kazandırır. Muzakere etmek var ya, beraber ders okumak, canlı yayında şey yapman, canlı yayına girmek. Yani bir derece beraber olmak. İlle mekan birliği şarttı ki. Onlar kabirde, biz dünyada yani şart mı yani? Ne yapar? İnşallah, inşallah talebi ulum şerefini kazandırır. İmam-ı Şafii Kuddise Sürühu gibi büyük zatlar talebi ulumun hatta uykusu dahi ibadet sayılır diye ziyade emniyet vermişler böyle medresesiz bir zamanda böyle aza, azap yerlerde böyle yüksek talebelik yüzünden yüz sıkıntı da olsa aldırmamalı. Tenkit etseler aşağılasalar seni aldırmamalı. Veyahut umuru ahmezu'a işlerin en hayırlısı zorlu olanıdır unutma. Hayru umuru ahmezu'a. İşlerin en hayırlısı zorlu olanıdır. İstenilemeyen, istenilmeyen bir şey. İsteyemedim. Nefsim istemez. insanlar da istemez. Hayru umur ve Deyip o meşakkatler yüzünden ferahlı, ferahla gülmeliyiz. Ama fakir ama fakir arkadaşların çoluk ve çocuk ve idareciyeti ciheti ise hapishane bu. Müsibette kendinden ziyade müsibetliye ve nimette daha noksaniyetliğe bakma kaide-i Kur'aniye ve imaniye ve nuriyeye binaen yüzde seksen adamdan daha ziyade rahattırlar. Şekvaya hiç hakları olmadığı gibi seksen derece bir şükür üstüne haktır. Hem burada kısmetimizi almak yemek kaderi ilahi tayin etmişti. Adal ad Adaleti rahmet bizi toplattırdı. Çoluk çocuk rezak hakikilerine emanet edildi. Muvakkaten o nezaret vazifesinden mezuniyet verdi. Yani hapise girilince Allah dedi ki çoluk çocuğunu sen yap besliyordun zannede sen. Mezun oldun sen geç bakalım. Şimdi çoluk çocuğun bize ait diyor. Rezaki hakikiye devreye girdi. Emanet edildi. Muvakkaten nezaret vazifesinden mezuniyet verdi. Nasıl ki bir gün bütün bütün elini çektirecek vefat edince bırakmayacak mısın? Az dedecek madem hakikat budur hasbunallah ve ni'mel vekil deyip teslim ile şükretmeliyiz. Şimdi 314'te iki defa geçiyor talebe oğlum. Oraya okuyayım. 314 okudum. 314 okudum. 275'i de okuduk. Tamam. 314 diye. Şimdi 329. 329'da 3 defa geçiyor. Tamam. Aziz Sıdık kardeşlerim, Cenabı Er bu da çok önemli. <laughs> bu nepten acayip. Bu çok garip. herkesin bildiği bir yer. Cenabı Erhamur Rahimine hatsi şükür olsun ki bu acip zamanda ve garip yerde talebi ulumun kıymetli şerefini yani talebi ulum ilim talebesini şerefli kılan Yok. Yok satıyor. Yok. Kur'an'la, namazla meşgul olan yok satıyor. İlimle meşgul olan, hadi namazda bir şey değil. İlimle meşgul olan da yok satıyor. Yok. O zaman kaliteli. Ne diyor? Bu acip zamanda, garip bir yerde talebi ulumun kıymetli şerefini ve emniyetli hizmetlerini kazanmaya sizler vasıtasıyla bizlere de müesser eyledi. Şimdi dinleyin. Kabri keşf kabire bakıp kabir ehlini görene ne deniliyor? Keşfel, keşfel kubur. Ehli keşfel kuburun müşahadesiyle mutadit vakıatla yani birkaç defa bu zat ki ustad tahsil ulum anında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebe ulum şehitler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Vefat etmiş talebe ulum. Vefat ettiğini bilmiyor. Hala ilimle meşgul oluyor. Yazarken vefat etti. Mesela Ömer. Namazdayken kıyamete kadar neyle meşgul? Tamam. Namazda. Hala namaz bitmedi. Var öyle bir tane. O genel risalede geçiyor. Okumayacağım uzun olur. Kab şey bir salya bir kadın namaz kılar şey namaz kılmış. Tesbih yaparken tesbih kopmuş. Tesbih koparken di tam dizerken eceli gelmiş vefat etmiş. Abdestli namazlı. Şehit olmuş. Öldüğünü bilmiyor. Ustad diyor ki, ustad tebessüm etmiş. Molla Resul var eski Said döneminde. Mezarstanı geçerken usta bakmış gülmüş. ustadı zorlamış. Usta ne vardı demiş. Burada bir salya kadın demiş. Böyle böyle tesbih şey çekerken kopmuş. Tam dizerken eceli gelmiş. Kıyamete kadar tesbihini diziyor diyor. Kıyamet kopunca aa kıyamet kopunca. Ne çabuk dedi ya tesbihi dizemedim ya diyor. Şimdi Ömer kardeş de Allah Allah kıyamet kopuyor. Lan kılamadık çabuk çabuk. İkinci rekat hala. Aynı bak şimdi. Ee, meşgul oluyor. Hatta meşhur bir ehli keşfel kubur vefat eden ve ilmi sarf. Bak yani alet ilmi Kur'an'ı Arapçasını bilmeyle meşgul olan talebe Arapça. Risale-i Nur ise Kur'an'ın hakikatiyle meşgul. Çok yüksek. Aslın imamlarında olur bu. İmam-ı Rabbani'nin eserinde, Mevlana Halid-i Bağdad'ında, Bediüzzaman'ın ama Arapça her zaman yani Arapça bir sistem. Ee, Arapça mealini bilmek. Risale-i Nur hakikatini bilmek. Hatta meşhur bir ehli, ehli keşfel kubur vefat eden ve ilmi sarf ve nahiv okuyan kelime ve cümle Arapça sarf, nahiv yani okuyan bir talebenin kabrinde. Böyle bir talebe Arapça okurken kısacası vefat ediyor ama vefat ettiğini bilmiyor. Yani düşünün. Mealini anlamaya çalışan talebe nerede? Hakikatini anlamaya çalışan talebe nerede? Bu meal, Arapça bilmek, mealini bilmek değil, manasını değil. Meal, ma zahirini bilmek. Nüfus cüzdanında, düşse benim cüzdanım, Ahmetoğlu Mehmet, Cidno, Seyfano, ha böyle bir adam yaşıyormuş, ha meal bu. Ama gel de beni tanı bakayım, itikadım, düşüncelerim, tefekkürlerim, hissiyatlarım vesaire. Ne kadar farklı? Ha Mealini bilmek, böyle bir adam varmış. Hakikatını bilmek, bu adamın içsel dünyasını tanımak. Mertebelerini bilmek. Hakikat böyle ya. Yani. Şimdi zahirde Arapça ile meşgul olan Münker Nekir talebe vefat etmiş. E, talebe vefat etmiş. Nükel Mekir'e soru, sorusunu soran, itikat ve ameli soran iki melaike arkadaşlar yani meleklere e, gelmişler ama vefat ettiğini bilmiyor. Nasıl cevap verecek diye Murakebe etmiş bu evliya. Ondan sonra yoğunlaşmış. Murakkebe o demek. Murak, murakkebe etmiş. Sonra müşahede etmiş. Edip işitmiş ki. işitiyor. Melek sual. Melek sual ediyor. Ondan sordu. Men Rabbuke. Senin Rabbin kimdir dedi. Duyuyor usta. Dediği zaman o nahif dersiyle meşgul olan zahir manasıyla meşgul olan hakikatiyle değil. Düşün bu böyle böyleyse dediyse o nahiv dersiyle iştigal edenden vefat eden talebe o meleğin cevabına demiş. Men mübdedadır. Rabbuki onun haberidir. Nahiv ilmince cevap vermiş. Kendini medresede zannetmiş. Zannetmiş ki hocam sormuş. Hocası gibi gözükmüş onlar. Ondan sonra Demiş yani <laughs> hocam demiş daha zor soru sorun demiş. İşte bu vakıya muvaffak olarak ben merhum Hafız Ali'yi aynen hayattaki gibi Risale-i Nur'la meşgul olarak en yüksek bir ilimde çalışan bir talebi ulum vaziyetinde hem tam şah şehitler mertebesinde ve tarzı hayatlarında biliyorum. Tamam. Tam diyor. Evet. Ve kanaat ile ona ve onun gibi Mehmet Zühtü'ye ve Hafız Mehmet'e bazı dualarımda derim. Ya Rabbi bunları kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde hakaik-i imaniye ve esrar-ı Kur'aniye ile onları ve bizi ve bizi sevenlerin bizim sevdiklerimizi usul ve furularımızı üzerimizde hakları hukukları olanları Risale-i Nur'a kadar zerre kadar hizmeti olanların yazan dinleyen okuyanların gönül verenlerin ya Rabbi bunları kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde hakaik imaniye ve esrar-ı Kur'an'ı ile kemal ferah ve sevinçle meşgul eyle. Amin. Amin. Bir yerde okuyorum abiler. 259. Şualar. Hem melekleri iman meyvesinden bir cüzü ve münker ve nekire ait bir nüminesi şudur. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Ustad mezara hayal edermezse alemi misal yani. sureten girdi. Olmuş yani. Girmiş yani hayal değil. Gidip geliyorlar onlar zaten. Yine itiraz edecekler. Etsinler canım. Ve kabirde yalnız kabrin sıfatına bak. Şimdi sokaktaki insanlara bakın. Kabirde her, çoğu insan nasıl kabirde? Kabrin özelliği şu. Bu sıfatlar kimdeyse kabirdedir. Kabir neymiş? Yalnız kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir hapsi münferitte bir tecridi mutlak içinde tevahuş ve mevsiyetten tedahuş ederken girmiş. Birden Münker ve Nekir tayfesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Arkadaşmış. Sana bak usta da arkadaş olmuş. Ona hocaydı. Onun için sana kim gelecek acaba Furkan? Ya yani ustada arkadaş gibi olmuşlar Nüker Seni de herhalde en çok sevdiğin kişi simasından gelecek. Onun için korkma. Benimle münazaraya başladılar. Benimle münazaraya başladılar. Kalbim ve kabrim geniş genişlediler. Geldiler. Ne ya onlar benimle münazaraya. İlmi münazaraya. Kavga değil münazara. Yani ilmi mübahaselere. Münazaraya. İlmi münazara yapıyoruz. Beraber mutala yapmıyor mu? Munazaraya. Munazaraya başladılar. E ne oldu sonra? Kalbim ve mekan kabrim genişlediler. Nurlandılar. Hararetlendiler. Alim ervaha pencere açıldı. Orada muzakere de o teki tarafta açıldı. Oradan da oraya açıldı. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o şimdi hayalin ale misal. İstikbal aynı böyle göreceğim. O vaziyete bütün canımla sevindim, şükrettim. Ha diyor ki sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip kabirde nüker ve nekirin men rabbuke senin rabbin kimdir diye sualine karşı kendisini bak kendini medresede zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek men Mübtedadır. Rabbuke onu haberidir. Müşkül bir meseleyi bende sorunuz. Bu kolaydır diye hocası zannetmiş. Hocam zor soru sorun ya. Bunu kolay diyor ya. Kolaydır diyerek hem o melaikeleri, nüker mekiri, hem hazır ruhları, hem hazır ruhları, yani o hazır ruhlar, kaybıda olan bütün onları, o hangi davada çalışıyorduysa mesela biz vefat edince hangi davada çalışıyorduksa bizden önce gidenleri orada hazır olacaklar bekleyecekler seni. Burada kardeşler seni elleriyle koyacaklar teslim edecek. Orada da elleriyle alacaklar onlar. Hazır ruhları hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşfel kubur velisini güldürdü. Sonra orada bulunan keşfel da güldü. Sonra ne oldu daha ilerisi? ve rahmeti ilahiyeyi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu gibi Risale-i Nur. Peki rahmet ilahi tebessüme getirdiğini sen nereden biliyorsun? Adama sorarlar da böyle. Birisi çıkar sana bir Molla Kasım gelir. Çeker seni suala demiş. Bir tanesi kimi kitabını ya Fırat'a okuyor okuyor. Ya bu kitap mı ya demiş. Yunus Emre'nin ya şiir ya Allah'a böyle yani aşık gibi ya e, ondan sonra he şirk diyeceğim de. dedi. Mola Kasım diye bir zat şeriatçı zahirci böyle maneviyattan bir şey olmamış. Bir okuyor e, Bu mu ya demiş Fırat'a koparıp atıyor. Koparıp atıyor. Koparıp atıyor. Sonra dedi ki Yunus bu sözleri eğri büğrü söyleme. Sonra çıkar bir Molla Kasım diye bir adam. Sonra diyor bu kağıtlarını atarlar şeyi. Bir bakmış. Allah molla. Bana deseler yani. Hasan akıllı ol. Adam gibi oku. Tamam. Şimdi Yunus diyor. Bu sözleri eğri buyuru söyleme. Sonra diyor. Şey gelir. Bir molla kasım gelir. Seni çeker silaya. Silaya çeker. Hesaba çeker. Akıllı ol. Öyle doğru söyle. Molla kasımı görünce. Ayakları kesiliyor. Ağlıyor. Affet beni diyor. Yunus sen bu sözleri elini böyle söyleme. Bir molla kasım gelir seni çeker sılaya hesaba. O zaman fiyaskona çıkar ha. Ya. Şimdi rahmet ilahi tevessüme getirdi. Gelelim buraya. Azaptan kurtulduğu gibi Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali. Hapiste meyve risalesini kemal Aşk'ta yazarken ve okurken vefat edip kabirde melaike-i suale mahkemedeki gibi meyve hakikatlarıyla cevap verdiği süllü. Ben de Risale-i Nur şakirtleri de o suallere karşı Risale-i parlak ve kuvvetli ücretleriyle istikbalde hakikaten şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tasine, ve tebrike sevk edecekler inşallah. Benim de böyle bir haşir meydanda rüyam var. Eğer zaman kalırsa anlatırım. Yani Risale-i Nur'la alakalı olduğu için anlatacağım yani. Aslında beni takdir etmiyor. Beni ortadan kaldırıyor beni. Perişan ediyor ya. Eğer isterseniz anlatırım. ondan sonra bir yerde var. 328. Ondan sonra bitti. Beni ortadan kaldıran bir rüya. Beni ta takdir etmiyor, tenkit ediyor bir rüya. Haşir meydanda ama size ufuk olacak bir şey ya. Beni böyle yaptı, e, etkiledi. Son yeri okuyorum. Güzel ve tam yerinde bir taziyenname. Aziz Sıdık kardeşlerim. li Likül musibetin inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ben de hem kendimi hem sizi hem Risale-i Nur'u taziye ve merhum Hafız Ali'yi ve Denizli Mezaristanı tebrik ediyorum. Meyve Risalesi'nin hakikatını ilmel yakin ile bilen bu karaman kardeşimiz aynı elyakin ve hakka yakin makamına çıkmak için kabri cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda Allah Allah vefat eden nur Ya nasıl ya bunları nasıl okumayacaksın? Aa, ne cesaret geliyor ya. Kabri cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda alim yervahta seyahata gitti. Tam vazifesini yapıp terhisle istirahata çekildi. Allah bizi terhis etsin ya. Hep buradan duamı böyle yapıyorum zaten. Allah bizi terhis et. Cenab-ı Erhamur Rahim'in Risale-i Nur'un bütün yazılan ve okunan harfleri adedince defteri amellerine nur talebeleri ve onları sevenleri, evladı yerlerini, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, üzerimizde hakları olanların da defteri amellerini hasenat yazdırsın. Amin. Amin. Ve onların sayısınca onun ruhuna rahmetler yağdırsın. Amin. Amin. Ve kabirde Kur'an'ı, Risale-i Nur'u ona Şirin ve Enis arkadaş eylesin. Amin. 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 Ve nur fabrikasına onun yerine on kahraman ihsan edip çalıştırsın. Amin. Amin. Böyle bir adeti var Cenab-ı Hakk'ın. Ustad ifade ediyor, deşifre ediyor. Bir kahraman, hakikaten hizmet eden bir kahraman giderse onun gibi on kişi geliyormuş. Ha, burada diyor nur fabrikasına onun yerine on kahraman ihsan edip çalıştırsın. Niye? Allah'ın bir kuralı var. En az bir haseni on sevap veriyormuş. Günaha bir yazıyormuş. Haseni bir haseni en az on bazen otuz bin. Oradan çıkarıyor gibi geliyor bana. Ee, çalıştırsın amin amin amin. Siz dahi benim gibi dualarınızda onu yad ediniz. Bin lisan onun lisanı yerine istimal edip o kaybettiği bir hayat ve bir dil yerinde manevi bin hayat kazandı diye rahmet ilahiden ümit varız. Aziz kardeşlerim bak. Buraya okumak için bunu okudum. Cenab-ı Erhamur Rahimine hadsi şükür olsun ki bu acip zamanda garip yerde talebi ulumun kıymetli şerefini ve emniyetli hizmetlerini kazanmaya kazanmayı sizler vasıtasıyla bizlere de müesser eyledi. Eyli keşfel kuburun müşahadesiyle kabri keşfeden evliya ki ustad mutadit yani bu ve bunun gibi çok diğer zatlardan mutadit vakatlarla tahsil-i ulum anında yani ille okurken değil namazını kılan yedi kebari terk eden namazı tadil erken kılıp arkasına tespihatı yapan hayatı hep ibadettir. Tahsili ulumdur hayatın her safası, Adi her şeyi tuvaleti dahi vefat etse e, vefat eden bazı ha, e, bazı muştak ve ciddi bir talebi ulum şehitler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Bir kaldığı gibi devam ediyor. Hatta meşhur bir ehli keşvel kurbu vefat eden ve ilmi sarf ve naif okuyan bir talebenin kabrinde Nekir'e nasıl cevap verecek diye merak mer e, murakabe etmiş, müşahade edip işitmiş ki meleki sual ondan sormuş. İşte diye, bu da okudum biraz önce gibi. Evet. Cenab-ı Hak bunlardan eylesin bizi inşallah. Teris eylesin Amin. ve eskimiş yuvasını bırakıp da alem-i maneye, alem ervaha daire kudretlerden daire hikmetlere yani şeceri i hilkatın her yerinde bizi eylesin inşallah. Amin. Bize hissettirmesin. Ya Rabbi bize sekeratı berzahı, şey kabri, sekeratı kabri, berzahı Sır Haşir meydanını, Sirat köprüsünü bize hissettirme ya Rabbi. Bunlar da şehittir. Allah'ım bizi şehit eyle. Ve ahirde vahum en elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha teman selavat. Ha, ister misiniz o? Ha, ha. Beni tekdir ediyor, takdir etmiyor. Onun için anlatmada bir beis yok. Ama size bir mesajdır vefat ettim. Haşir meydanındayız. Baktım dehşetli celal ülkesi mükemmel bir cemal ülkesi ama acayip alametleri gözüküyor. Cennet cehennem. Önünde hesap kurulmuş, hesap yapılıyor ama bakamıyoruz. Ee, ya bakamıyoruz yani ona acayip bir şey. Hepimizin kafası aşağıda böyle dizilmişiz. Hesap şurada. Böyle dizilmişiz. Oradakiler de dizilmiş. Anası, anasının künyesiyle falan falanca'nın oğlu, falanca, canım, Bir böyle yankı var ki. Ya o zaten bittin ya. Yani dize çöküyoruz, düşüyoruz, kalkıyoruz. Daha anons bu. Ben olumsuzu sevmeyen adamım ama göreceksiniz rahmeti şimdi. Ya Rabbi. E, ifademde şey varsa affet. Aynı böyle gördüğümü söylüyorum. Rabbim şahit gördüm ya. Falan böyle yan bakamıyoruz. O deyince adam bir tanesi buradan çıktı sıradan gidecek ama <laughs> düz üstü düştü yani. Daha sabah gidemeden düşüyor. Derken <laughs> o sıradan bu sıradan o sıradan bu sıradan bana geldi. Felancanın felancası felanca o, bir yankı yaptı. Tabiri diğerle felanca o. Hesabını görmek için, vermek için gel huzura. O gidemediğimi gördüm. Pat diye düştüm, dizüstü düştüm. O zaten anonsta düştüm. İtimat edin ya Rabbim. Düştüm. Böyle kaldım. Hesap görülüyor. Hesap görülüyor. Ondan sonra hüküm verildi. Hasenat seyyat muvazeneye yapıldı. Günah fazla geldiğinden cehenneme gönderilsin hükmü çıktı. Onun için benim aleyhimde ya hasenat, seyyat, hasenat, seyyat. Daha hizmet katılmadı. Onun için bir dil ile mukabel eder, necat bulur. Nerede? Yani bir dil ile nasıl mukabel edeceksin? Kendi hasenat, seyyatınmış. Kendi sevabım ve günahım. Sen de daha bilmiyorsun. Yani. Ha? Bu de farklı Bilmiyorum var. ben sonuç her şey yapıldı biliyorum. Bitti zannediyorum. Hasenat, seyyat, muvazene edildi. Uf. Seyyatı galebe çaldığından dar viran cehennemi hak etti. Böyle. Ondan sonra ama bu halet nasıl olur anlatamazsın ki. Sonra iki tane sura, suratı yok, suratı yok. Siyah değil, sip siyada değil. Bir şey yani. Zebaniymiş. Tipi yok. İki tane, bir tane böyle dozer. Aynı dozer kuvveti hiçbir şey değil. Kaldı, tut, tuttu buradan, kaldırdı beni. Ötekisi de kaldırdı. Şöyle baktığım zaman Allah onlara rahmet tecelli etmemiş. Hiçbir rahmet, merhamet, şefkat denen bir şey yaratmamış bunlara. Görüyorum. Yani insan değiller, başka bir şeyler yani. Zebaniymiş, cehennem zebanileri. Hiçbir merhamet denen bir şey tecelli etmemiş diyorum. Cemal yok. Hep celal ve kahar. Tuttular beni, çevirdiler. Ondan sonra gidiyoruz. Gidiyoruz ama gene ümitliyim. Çağıracaklar beni. Ondan sonra arkaya bakıyorum. Sürüklüyorlar. Bir tanesi dedi ki ne bakıp duruyorsun dedi. Beni dedim Allah atmayacak. O teks dedi ki hüküm verildi dedi. Bilmiyor. Ama beni Rabbim bırakmayacak. Gidiyoruz. Ondan sonra bir tepe gözüktü. Tepe böyle bulut var ya şu karşıdaki gibi. Böyle bir baktım. Dedi ki, "Aha" dedi. O tepe, o tepenin arkası tepe böyle sıfır. Cehennem bir an. Cehennem seni oraya atacağız dedi. Ama hala yürüyorum. Bir baktım biraz gittim ki acayip bir şehire geldim. Şehrin ortasına cadde. Yollar canlı, gülüyor. Ağaçlar akıllı, ruhlu. Bana bakıyorlar, tebessüm ediyorlar. Binalar akıllı, binalar canlı, ruhlu, şefkatli, merhametli. Ağaçlar, binalar hep böyle. Sağ, çe sol taraf. tobe sol taraf. Sağ tarafa bir baktım yolun. Tuz buz. Her taraf tuz buz olmuş bina, şehir. Dedim ki bunlara, bu ne ya dedim. Yolun bu tarafı böyle etti. Bu, bu kapkada taşlar kalmış. Dedi ki savaş oldu dedi. Savaş oldu dedi. Savaşta bombalar tarman etti şehri. Hiç kimse kalmadı burada. Dedim ya yukarıdan bu bombalar atıldı da bu şehrin bu tarafına, yolun bu tarafına hiç mi bomba isabet etmedi? Hep buraya mı etti? Tabii ki eder dedi. Buraya etmez dedi. Niye etmez dedi? Burası Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şehri, şehridir diyor. He. şehri onun. Oraya isabet eder mi dedi. Dedim ki vay be. Gidiyorum cehenneme ama gurur duyuyorum senle. İftihar ediyorum senle. Bizim ustadımızın ustadıydın zaten. Memnunum senden. Alsın gideyim. Ama seni böyle senin etmanı görmekten keyif alıyorum. Elhamdülillah. Gurur duyuyorum. İşit şey miydin? Böyle nar atıyorum. Ama götürüyorlar. Sonra giderken bunlar da bir tuhaflık başladı bana. Şimdi böyle caddi ya. O şehirde yollar var böyle. Yollar var. Orada biraz durdular. Ne oldu dedim? Şeyh Abdul Kadir Geylan Hazretleri dedi. O caddeden çıktı, yolumuza çıkıyor diyor. Oraya geliyor dedi. Acayip o ara sokak caddeden ana caddeye çıkıyor. Bunlar korkmaya başladı. Şeyh Abdülkadir Geylani geliyor dedi. Yolumuza çıkacak dedi. Ondan sonra geldi, durdu, durdu. Onlar karşıya karşıya gelince ben bunların sistemi bitti, pili sanki. Onların kollarından çıktım, doğru ustadın eline yapıştım. Ondan sonra oturdum, kafamı eline koydu, şey elini kafama koydu onlara tehdit varı. Bu bizi bilir, biz de bunu biliriz. O bu bizi sever, biz de bunu severiz. Ben buna kefilim, bırakın. Hepsi bıraktı, beni aldı götürdü. Ve bu hizmet-i imaniyede arkanızda nazır, başınızda hazır. Görmek isterseniz yoksa tokatın yersiniz diyor. Ustad, ustadım diyor ya. Bu daire onların dairesidir. Oradan ne anladım? Geylani. Yani hizmeti imaniye bizim elimizi tutmuş. Burada bana ne yaptı uyanınca? Ne çıkarımlarım oldu? Şahsı geliyorum. Şahsı hasenat ve sebabına güvenme. Doğru yaşa. Yani bak hasenat ve seyyatına güvenme. E, doğru yaşa. Hizmetin içinde ol. Hiç de korkma hizmet bırakmayacak sizi. Şahsi hasenat seyyat mahkeme o. Bu hizmet. Hizmet iştiraka amal uhreviyeden alacağız inşallah. Ve ümitliyiz. Ee, geçenki rüyada galaksi, kainata herkesin bir cümle söyleme hakkı varmış. Bekaya gidecekmiş daha. Ezeli ve ebedi hiç kimsenin başka bir kelam etme hakkı yok. Bana da dediler ki sen de bir sonsuz galaksi şeye sonsuzda bir cümle söyle. Ben de şöyle dedim. İmansız, namazsız, davasız, ümitsiz. Nasıl yaşanıyor? Bilmiyorum, anlayamıyorum dedim. Benim cümlem de oydu. O acayip bir cümle. İmansız, namazsız, davasız, ümitsiz. Nasıl yaşanıyor? Aklım almıyor dedim. Böyle. İşte buradan da sizin de benim de sakın kendine güvenme. Senin ameline değil, Amellerimiz o iştirak-ı amali urheveden hissemizin ziyade eylesine, eylemesine gayret etmek lazım. Tekrar el Fatiha. Allah razı Hizmetten alacağız abiler.